Yıllara meydan okuyan Assassin's Creed serisi Mirage oyunuyla beraber özümüze dönüyoruz iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Ama bu özümüze dönme iddiası günden güne artan eleştirilere karşı seriyi kurtarmaya yeter mi? Ona bir göz atacağız. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayal. Assassin's Creed Mirage'i kısa bir süre ön gösterimle deneme fırsatı buldum. Yaklaşık 2 saat kadar oyunu oynadım. Serinin tüm oyunlarını oynayan ve bir nebzeye kadar her birini de seven bir insan olarak seriye yönelik özellikle hani bütün oyunlarının birbirine benziyor olması şeklindeki eleştirileri kurtarmaya yeter mi? Hani bu özümüze dönme mevzusu. Onun üzerinden size deneyimlerimi aktaracağım. Assassin's Creed Mirage'dan ne bekleyebilirsiniz? Kafanızda buna yönelik bir resim çizmeye çalışacağım. Şimdi nereden başlayalım? Aslında şu özüne dönme mevzusundan bir başlayalım. Ne demek özüne dönme? Bildiğiniz üzere Assassin's Creed serisi çok uzun bir seri ama özellikle Assassin's Creed Origin, Odyssey ve Valhalla ile beraber başka bir yöne gitti. Oynanışında çok ciddi bir değişiklik oldu. Özellikle özüne dönmek dendiğinde o kırılma noktasından önceki oyunlar benim kafamda canlanıyordu ama şimdi bu çok geniş bir tanımlama oluyordu. Sonuçta Assassin's Creed 2 çok başka bir oyundu. Syndicate çok başka bir oyundu. Arada Rogue gibi oyunlar vardı. Onlar bambaşka oyunlardı vesaire vesaire. Bunlardan hangisine benziyor diye düşünecek olursanız Mirage'i gördükten sonra zaten temasını da bilenlerdenseniz özellikle ilk oyunun sahip olduğu atmosfere sahip olmaya çalışan ve bu açıdan öze dönmeye çalışan bir oyun gibi düşünebilirsiniz kafanızda. Peki Mirage gerçekten de bu şekilde mi özüne dönüyor? Nasıl özüne dönüyor diye soracak olursanız tema olarak evet, hem coğrafya olarak Orta Doğu'yu almaları, yani Bağdat'ı, 9. yüzyıl Bağdat'ını alıyor olmaları sebebiyle o coğrafyanın ve dönemin böyle mistik havasını da yakalamayı da başaran ve his olarak özüne geri dönüş hissiyatını da yaşatmayı başaran bir oyun olmuş ama bu tema özünde söylediğim bir şey. Bir kez daha altını çizeyim. Oynanış olarak diyecek olursanız da hayır, burada bir hani çok da bir öze dönme, daha doğrusu ilk oyunun özüne dönme falan gibi bir şey çok fazla yok. Mesela combat kısmında ARPG'ye dönüşen yeni oyunlardan, yani işte Origin, Odyssey, Valhalla dedim ya, bunlar birazcık daha aksiyon RPG'ye yaklaşan oyunlar olmuşlardı. Bu oyunlardan alıştığımız şekilde devam eden bir combatla karşılaşıyoruz combat söz konusu olduğunda. Hani belki böyle minik bir nüans olarak perilemeye biraz daha odaklanılmış, perileyip karşı saldırı yapmaya biraz daha odaklanılmış. Yoktu demiyorum tabii ki hani yenilenen oyunlarda bu ama birazcık daha buraya yaklaşılmış. Perileyip karşı saldırı yapmayı öğrenince de dövüşlere çok daha hakim olabiliyorsunuz. Bunun da altını çizmiş olayım. Ve şeyde de hani yine son 3 oyunda gördüğümüz keşif esnasında kullandığımız kuşumuz da oyun içerisinde var. Yani bunlar sonuçta özümüze dönüyoruz dediğinizde oynanış olarak beklemeyeceğiniz şeyler belki bunlar ama bunlar da korunmuş. Bence fena da olmamış bu arada. İlk oyunun ya da Assassin's Creed 2'nin, 3'ün vesairenin kombatına geri dönüş yapsalar çok olumlu olmayabilirdi. Bu kombat tarafında modern tarafta kalmış olmaları benim hoşuma gitmiş. Olsa da tabii başka türlüsünü siz belki tercih edebilirsiniz. Yine de böyle paylaşmış olayım. Yani bir cümleyle özetleyecek olsak tema olarak özüne dönmeye çalışırken oynanış olarak da modern oynanışı tutmaya çalışmışlar Assassin's Creed Mirage'da. Bir de şehir içi ağırlıklı olmasından biraz bahsetmek istiyorum. Zaten oynamadan evvel de kendi iddiaları da bu yöndeydi. Sonuçta Bağdat şehrini ağırlıklı olarak göreceğimiz ve oyun alanı olarak Bağdat'ı kullanacağımız söylenen bir şeydi. Evet, böyle olduğunda birazcık daha da görmüş olduk. Bazen dar sokaklar, bazen çatılar, bazen böyle kalabalık ortamlarda geçen bir atmosferi bulunuyor Assassin's Creed Mirage'in. Oynayışımız esnasında da özellikle işte hani bir daha çok sivillerin bulunduğu pazar alanında gezme fırsatımız oldu. Bir de ekstradan da hani şehir içinde kurulmuş minik garnizonumsu girmemizin problemli olabileceği birkaç tane hani bölge vesaire falan vardı. Bunları görme şansımız oldu ama genel olarak benim birazcık da olumlu karşıladığım şekilde belki de en sevdiğim Assassin's Creed oyunları Assassin's Creed 2'ler vesaire olmasından ötürü hani böyle yani Roma kadar geniş bir alanı görmedik ama tasarım olarak biraz ona benzer bir yapıda, daha yoğun insanların yaşadığı, çatılarda parkur yaptığımız, tırmanma mekaniklerini daha sık ve aktif kullandığımız bir oyun alanı bize sunulmuş. Dediğim gibi bu benim hoşuma da gitti. Bir de ekstradan tema olarak da şeyi de eklemekte yarar var. Geçtiği dönem itibariyle Moğol istilasından önce geçen bir dönem olduğu için hani Bağdat'ın tarihi olarak bayağı önde olduğu bir dönemde geçiyor olduğu için yine önceki oyunlardan bildiğimiz hani tarihi gerçeklerle böyle paralel giden ya da işte bağlantılar kuran yapısını daha net de göreceğiz gibi gözüküyor. Ama mesela bir Assassin's Creed Revelations'da, İstanbul'da geçen Assassin's Creed'de böyle Galata Kulesi'ne tırmandığımız gibi ya da şu an isimlerini unuttum da işte İtalya'da pek çok devasa yapıya, işte Kolezyum'a vesaire falan tırmanma gibi anlardan bir tanesini oynadığım kısa süre içerisinde görmedik ama bunun gibi işte o dönemde ikonik olan daha sonradan işte Moğol istilasında yıkılan bazı mekanlara da gideceğimiz daha böyle devasa yapılara da tırmanacağımız bir havası da olacak gibi de duruyor. Yani haritada bazı önemli yerler gördüm ama bizzat gidemediğim için tam net bir biçimde onda yorum yapamıyorum. Ama işte özel dönüş arıyorsanız belki o tip bir özel dönüşü de biraz bulabilirsiniz diyebilirim. Geri gelmişken aslında hemen tırmanma mekaniklerine gireyim. Hazır Galata Kulesi'ni de almışken. Mesela en sevdiğim şeylerden bir tanesi benim Assassin's Creed Revelations'da Galata Kulesi'ne tırmanmaktı. Çünkü böyle mini bir puzzle'dı. Tam olarak nereden çıkacağınız belli değildi vesaire vesaire. Bu Origin, Odyssey, Valhalla üçlemesiyle beraber hani tırmanma çok basitleştirilmişti. Her yere kolay kolay tırmanabiliyordunuz. Çok nadir tırmanamayacağınız bir yer çıkıyordu vesaire. Bu mantığı biraz terk etmişler.
Hani normal 2-3 katlı bir binaya tırmanırken dahi tam olarak nereden çıkacağınıza biraz böyle bakmanız gerekiyor. Çok kafa yormanız gereken bir şey de olmuyor. Gene çıkacağınız yeri kolay buluyorsunuz ama öyle düz duvara tırmanır gibi her yere tırmanabildiğiniz kafadan biraz uzaklaştırmışlar. Bu da dediğim gibi daha böyle devasa bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızda ulan şuna nasıl tırmanırım diye kafa yorma hissini geri getirecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi bizzat böyle devasa bir şeye tırmanmadığım için tam olarak nasıl yapacaklardır ondan emin olamamakla beraber bu büyük binalara tırmanma mevzusunda böyle basit puzzle mantığını geri döndürmüşler diyebilirim rahatlıkla. Biraz daha aksiyon tarafına geri dönecek olursak hani gizliliğe önem verildiğini söyleyebilirim. Biraz daha gizli oynamak isteyenleri de tatmin edecek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama kendinize güveniyorsanız da hani bam güm dalabilirsiniz de düşmanlara. Oynadığımız görevlerin haricinde tamamen gizli olmamızı isteyen görevler falan var mı onu görme fırsatımız olmadı. Bizim bu ön gösterimde yapabildiğimiz görevlerde nasıl istersek öyle yaklaşabileceğimiz bir yapısı olduğunu ben açıkçası gördüm. Ama tabii şu notları da eklemekte yarar var. Hani bam güm dalacaksanız da karşınızdaki düşman tiplerine göre çok pişman olabiliyorsunuz. Birdenbire sayıları artarsa ya da işte tip olarak daha agresif olan düşmanlara falan denk gelirseniz, güçlü olan düşmanlara gelirseniz hani pişman edebiliyorlar. Ama siz iyi oynamaya başladığınızda hani kendi karakterinizi güçlendirdiğinizde, güzel skill'ler açtığınızda ve karşınızdaki düşmanlara göre bir dövüş tarzını belirleme olayını da çözdüğünüzde hani bam güm de dalabilirsiniz gibi de gözüküyor. Bir de bu arada gizliyken tek edemediğimiz düşmanlar vardı. Bazı düşmanları hani gizli saldırı yapıyor olmama rağmen tekte öldüremediğimi gördüm. Her ne kadar kontrol edememiş olsam da Valhalla'daki gibi böyle garantili gizli öldürme ayarı Mirage'da da olabilir diye de ekleyeyim. Dediğim gibi kontrol edemedim ama yani büyük ihtimalle olacaktır böyle bir şey çünkü bu olmadığı için daha evvel eleştirilmişlerdi ve bu sebepten birazcık da eklenmişti bu ayar. Bir de işte dediğim gibi Mirage'da biraz daha gizli oynamak isteyenlere de yönelik bir seçenekleri arttırmak yani bir anlamı olsun diye uğraşmışlar gibi gözüktüğünden bu seçenek yine olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer ki olmazsa da eksi yazar. Onu da peşin peşin söyleyeyim yani oyun çıktığında bir baktık ki deli gibi gizli gidip kendinizi ayarlamanıza rağmen saldırıyı yaptığınızda öldüremediğiniz normal düşmanlar varsa belki bazı hikaye bosslarını direkt öyle öldüremiyor olmak falan hani kısmen kabul edilebilir bir şey olabilir. Çok emin değilim ondan şu aşamada. Önemli değil ama hani birazcık böyle elit sayılabilecek ama karşımıza da sık çıkan düşmanlara en azından tek atma fırsatı sunmazlarsa bu eksi yazar yani oyunu. Onu peşin peşin söyleyeyim. Bununla beraber Assassin's Creed oyunlarıyla alakalı genelde en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de yapay zeka oluyor. Çünkü son oyunlarda çok da iyi yapamadılar. Mirage'da nasıl olduğuyla alakalı da bir iyi bir kötü haberim var diyebilirim. İyi haberim şu. Oynadığım kısa sürede gördüm ki böyle düşmanlar kombat esnasında daha agresif ve aktif oluyorlar. Tek tek ölmeyi beklemiyorlar ve bazen böyle kalabalık olduklarında bir saldırıyı savuşturduğunuzda, birisinin saldırısını savuşturduğunuzda sıradaki saldırı etrafınızdaki 2-3 düşmandan hangisinden gelecek onu kestirmek çok kolay olmayabiliyor. Bu açıdan düşman davranışlarında bir gelişme olduğunu hani söyleyebilirim. Zorlamayı başarıyorlar kombat esnasında. Kötü haber ise düşman davranışlarındaki bu iyileşmeye rağmen zaman zaman ne yapıyor lan bu gerizekalı falan anları da yaşıyorsunuz yine. Açıkçası şu aşamada çok da yüklenmek istemiyorum. Hepi topu 2 saat oynadım oyunu ve bu süre içerisinde az yaşadım bunu ama yani sonuçta 20-30 saat oynayacak birisinin ne kadar göreceğini yani kestiremediğim için es geçmek de istemedim. Ya günün sonunda oyunu oynadıkça hani nasıl manipüle edeceğinizi anlayabilirsiniz belki yapay zekayı. Her oyun için geçerlidir. İyi yapay zekası olan oyun için de geçerlidir bu. Nihayetinde hiçbiri oyuncuyla aşık atamıyorlar. O ayrı mevzu. Ama yine de hani ilk etapta lan ben şunlara dalayım. Bunlar zaten gerizekalı. Ben bir şekilde eğer kesemiyor olursam bile bir şey bulurum. Bir yolunu bulurum. Bunları atlatırım falan filan diye düşünmek elinizde patlayabiliyor. Hani orada bir minik update var. Ama yani açıkçası ya yapay zeka konusunda sadece Assassin's Creed ile alakalı olan bir mevzu da değil. Son zamanlarda gördüğümüz hiçbir oyunda adam akıllı gerçekten ulan ne kadar zekice hareket ediyorlar dediğimiz NPC'lere denk gelmek nasip olmadı. Özetle böyle arkadaşlar genel olarak hani oyunu oynarken kafamda yazdığım notları sizlerle böyle paylaşayım istedim. Genelde ya şöyle bir yanı var. Ben Assassin's Creed serisini seviyorum falan ama o kadar çok oyunu çıktı ki artık bir yerden sonra hani eğlenerek oynuyor olmama rağmen onun altını çizeyim eğlenmiyor değilim. Ama alışkanlıktan şey yapıyorum oynuyorum. Yani artık Mirage çıktığı zaman da gene oynayacağım. Eminim ki eğleneceğim de zaten. Ama günün sonunda böyle baktığımda o Assassin's Creed 2 üçlemesinin yani en sevdiğim üçlemeyi oynadığım zaman da yaşadığım hislerle yükselmeyle, zevkle falan filan hani çok oynayacakmışım gibi gelmiyor. Yani o çıtaya ne kadar yarışır onu çok da açıkçası biraz kişisel bir yorum bu farkındayım bu arada ama çok net kestiremiyorum. Ama Assassin's Creed Mirage'i görünce de dedim yani evet Assassin's Creed bildiğimiz Assassin's Creed aynı tecrübeyi, kaliteyi sunuyor. Bunu seven insan için de iyi bir oyun olma potansiyeline sahip hissini bende uyandırdı. Ama işte artık tam sürümün çıkıp da oynadığımızda bir daha bir göreceğiz bakalım daha ekstradan bizi etkileyecek bir şeyler çıkacak mı? Bunun haricinde bu arada Enis'le beraber hani oyunu oynadık. Onunla beraber yaptığımız videoyu da Multiplayer kanalında da izleyebilirsiniz. Burada sadece kendi notlarımı paylaştım. Orada daha detaylı ve genel olarak oyunun kendisiyle alakalı muhabbet de edeceğiz. Eğer ki izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim diyeyim ve şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.